Herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben Doktor Hüseyin Cengiz. Bugün size doğumdan sonra cinsel ilişki konusundan bahsetmek istiyorum. Çok merak edilen, bazı insanların sormaya çekindiği, utandığı bir konu. Bu konuyu bugün birazcık ayrıntılarıyla sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Gelin detayları, ayrıntıları beraber bir izleyelim. Evet gerçekten de doğum ve doğum süreci her kadın için bu deneyim benzersiz bir deneyim. Gerçekten hamilelik olsun, doğum süreci olsun hem vücutta hem de cinsel yaşamda pek çok şey değiş, değiştirebiliyor. Çünkü doğumdan sonra vücudunuzda bazı değişiklikler oluyor. Özellikle bitkinlik veya vajinal bölgede ağrı veya cinsel isteksizlik erken dönemde sık gördüğümüz şikayetlerden belirtilerden aslında ancak daha detayına girmek gerekirse normal şartlarda vajinal doğum veya sezeryan doğumdan sonra aslında cinsel ilişki olabilir gibi görünüyor. Ama hiç de öyle değil işin esası. Peki bebek doğduktan sonra ne zaman cinsel ilişkiye girebiliriz? Esas soruyu başta e, cevabını verelim. Aslına bakarsanız bununla ilgili bilimsel olarak elimizde çok fazla bir veri yok. Ama yine de biz genellikle en az 4 hafta beklenmesini ideal olarak 6 hafta beklenmesini öneriyoruz. Aslında halk arasında da söylendiği gibi lousa'nın kırkının çıkması gerekiyor cinsel ilişkinin olabilmesi için. Neden olabilmesi için? Çünkü gerçekten bu süreçte hele ki bir de vajinada bir yırtık varsa normal doğumdan sonra vajinada bir yırtık olmuşsa bu süreç 6 haftadan da uzun sürebilir. Çünkü erken dönemde vajinada akıntı, kanama, e, da özellikle yorgunluk, ağrı, cinsel isteksizlik çok fazla oluyor. Ama tekrar söylüyorum ister normal doğum olsun ister sezeryan doğum olsun bizim kanaatimiz genel olarak 6 hafta beklenmesi yönünde. 6 hafta sonra zaten yapılan bir müdahale, yapılan bir muayenede doktorunuz zaten size bu konuda bilgi verecektir. Evet vücudunuz tamamen iyileşmiş. Gerçekten de ona e, verdiğiniz zaman yeterli olmuş diyecek. Ama bazen bazı hastalarda hakikaten vajina da çok nadiren yırtıklar veya iyileşme süresi uzun sürüyor. Veya bir enfeksiyon söz konusu oluyor, akıntısı oluyor. O zaman bu süreyi uzatabiliyoruz ama genellikle 6 hafta yeterli oluyor. Özellikle doğumdan sonraki süreçte olsa gerçekten e, cinsel ilişkide acıyacak mı gibi böyle bir kaygısı oluyor. Çünkü zaten doğum sürecinde belli bir miktarda ağrı çekmiş olduğu için bu kaygısı çok anlaşılabilir do ve doğal gerçekten. Ancak 6 haftayı geçtikten sonra özellikle de hala emziriyorsa olsa ki çoğu kadın emziriyor bu dönemde ciddi hormonal değişiklikler oluyor vücutta. Emziren kadının östrojen düzeyleri çok belirgin düşer ve bu östrojen düşüklüğü Emziren kadınlarda belirgin bir da kuruluk ve e, özellikle da böyle bir acı veya hassasiyet yaratabilir. Bu beklediğimiz bir şey. O yüzden hele ki tabi da bir yırtık vesaire yoksa yani epizyotomi veya kesi yırtık varsa o iş çok daha fazla e, daha komplike hale gelebiliyor ağrı mevzusu. Ancak 6 haftayı tamamladınız artık cinsel ilişki başlayacak. Özellikle cinsel ilişkiden önce ağrınızı hafifletebilecek, e, hafifletecek bazı önlemler alabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi bir kere ilişki öncesi tuvalete gitmeniz, idrar kesenizi boşaltmanız, idrarınızı yapmanız. Ilık bir banyo, bir duş yapmanız özellikle. Belki bir hafif bir ağrı kesici alabilirsiniz öncesinde, ilişkinin öncesinde. E, özellikle yine sonrasında bir yanma vesaire hissederseniz bir buz uygulaması veya işte e, yine tekrar bir duş veya banyo yapabilirsiniz. Kayganlaştırıcı kremler kullanabilirsiniz. Ama daha önemlisi belki partnerinizle bu konuyu açıkça konuşabilirsiniz. Yani partnerinize ne beklediğinizi, acınız varsa acınızın olduğunu buna mutlaka söyleyebilirsiniz. Ve tabii en önemlisi burada bizim özellikle doğurmuş kadınlarda duyduğumuz en önemli sorun tabii zaman. Yani hiç zamanları yok, uykuya bile zamanları yok. O yüzden bunun için de bir zaman ayırmak gerekiyor. Çünkü zaman ayırmadan, gerçekten cinsel ilişkiye hazır olmadan, istemeden yapılmaya çalışılırsa cinsel beraberlik bu da kadında hazırlıksız olduğu için ağrı, acı veya gerçekten durumdan rahatsız olmayı ya kadar gidecek bir hissiyat oluşturabilir. O anlamda zaman yaratmak çok önemli bunun. Eğer tabii siz cinsel beraberlik oldu, 6 hafta doldu, cinsel beraberlik oldu. Buna rağmen hala ağrınız varsa mutlaka doktorunuza bilgi verin bununla ilgili. Çünkü bu önemli bir konu. Başka bir şeyin e, sinyali olabilir bu durumda. Peki loğusalık döneminde yani ben bebeğimi emzirirken cinsel ilişkide farklı hissedecek miyim? Evet öncesine göre farklı olabilir. Ama elimizde gerçekten bununla ilgili çok az bilimsel veri var. Özellikle yine yapılmış basit ufak çapta 2005 yılında yapılmış bir çalışmada. Kadınların %83'ü ilk 3 ayda yani doğum yaptıktan sonraki ilk 3 ayda e, gerçekten cinsel ilişkide problemler tariflemiş. Yani ilk 3 ay aslında uzun bir süre. Yani ilk 3 ayda %80'e yakın kadında problem oluyor. Bu bugün elimizdeki en önemli bilimsel verilerden bir tanesi. Çünkü özellikle ister sezaryen olsun, ister normal doğum olsun, gebelik süreci başlı başına zaten pelvik taban kaslarını negatif etkiliyor. Yani özellikle gebelik süreci hem idrar kesesini, hem bağırsakları, hem rahmi, vajinayı bunların hepsi üzerine, buradaki kaslar üzerine değişik bir etkisi oluyor. Özellikle yoğun hormonal süreçten dolayı. Hele ki bir de vajinal doğum yapmışsanız vajinal doğum pelvik tabandaki en önemli kası olan levatorani dediğimiz kası çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Bu yüzden özellikle bu dönemde yani bu kas yapıları da etkilendiği için bu kasların da belirgin düzeyde değiştiği için bu kaslarda fonksiyonları, gücü, etkinliği belki cinsel ilişkide farklı hissedebilirsiniz. Ancak özellikle biz doğum yapan kadınlara, özellikle de 40'ı çıktıktan sonra hatta 3. aydan sonra yoğun bir şekilde pelvik taban egzersizleri yapmasını öneriyoruz. Pelvik taban egzersizlerinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız özellikle benim yine YouTube kanalımda burada bununla ilgili detaylı bir video bulabilirsiniz. Gayet güzel, beğenilen bir video. Çok işinize yarayacağını düşünüyorum. En azından haftada 3 gün bunları yapabilirsiniz. Ayrıca Kegel egzersizleri dediğimiz egzersizlerde günde 3 gün, günde 3 keze kadar yapılabilir. Bu da önemli. Kegel egzersizleriyle ilgili de yine detaylı bilgi istiyorsanız web sitemden buna çok kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Tabii en önemlisi bütün bunları hem pelvik taban egzersizlerini hem Kegel egzersizlerini doktorunuza danışmanız. Çünkü sezeryan olmuşsanız belki 4. ayda 5. aydan sonra size başlatabilir bu egzersizleri. Ama genellikle ben 3. aydan sonra bu egzersizlerin rahatlıkla yapılabileceğini düşünüyorum. Komplike olmayan bir doğum için konuşuyorum. Doğumdan sonra aslına bakarsanız e, cinsel ilişki sırasında ve cinsel ilişkiyle ilgili en yaygın sorunlar, yapılan çalışmalarda, ufak çaplı çalışmalarda gösterilmiş en yaygın sorunlar tabii da acı olması, vajinal kuruluk olması. Bu az önce de söylediğim gibi hormonal sebeplerden oluyor. Vajinal mukoza belirgin derecede inceliyor artık o kuruluk çok belirgin hale geliyor. Vajinal dokunun elastik, elastik yapısı kayboluyor doğal olarak. Çünkü vajinal doku çok elastiktir. Aynı böyle akordiyon gibi kapanıp açılabilecek bir yapıya sahiptir. Cinsel ilişkide gelişleyebilir ama işte bu da doğum sonrası erken dönemde elastikiyetini kaybediyor vajina ne yazık ki. Yine pelvik kaslarda özellikle yine perineal yırtıklar, epizotomi çok geniş kesiler vajinal bölgedeki bunlar negatif etkileyebiliyor. Tabii daha çok e bu dönemdeki yani Loğusa kadınlara sorulduğunda bilimsel olarak da baktığımızda elimizdeki çalışma en çok şikayet ettikleri şeyin uykusuzluk olduğunu, tükenmişlik olduğunu görüyoruz. Çünkü zaman yani yeni doğan bir bebek, bir adaptasyon süreci onunla çok uğraşılıyor gerçekten. Diğer taraftan yine bu dönemdeki az önce de söyledim ya hani %80 kadın ilk 3 ayda bir şikayet ediyor yani cinsel ilişkiden. E, bu dönemde en önemli şeylerden bir tanesi de yine... E, Kasların çok gevşek olması ve bir de tabii libido düşüklüğü yani cinsel isteksizlik. Bu dönemde aslında çok önemli bir şey daha var. Artık cinsel ilişkiye girmeye başladıysanız doğal olarak doğum kontrolü önemli hale geliyor. Ee, özellikle doğumdan sonraki adet periyoduyla ilgili yani doğumdan sonra tekrar yumurtlama tekrar adet döngüsüyle ilgili nasıl olduğunu merak ediyorsanız yine kanalında ilgili videoyu bulabilirsiniz. Burada özellikle doğum sonrası korunma, kontrasepsiyon çok önemli çünkü ister normal doğum yapmış olun ister sezeryan doğum yapmış olun en az 18 ay hatta bazı e, kaynaklar 24 ay korunmanızı öneriyor. Yani bir 2 yıl çocuk yapmamanız öneriliyor ama minimum 18 ay bırakmanızı şiddetle tavsiye ederim ikinci çocuk için ya da arkadan gelen 3. 4. çocuk için. Bu dönemde tabi doğal olarak bu 18 ay içinde cinsel beraberlik sırasında korunmamız gerekiyor korunma yöntemiyle ilgili özellikle 40'ı çıkan 40'ı çıkan e, değerli izleyicilerim yani 6 haftayı doldurmuş değerli izleyicilerim lütfen doktorunuzdan bu konuyla ilgili bilgi isteyin. Bazı gebeler hap kullanıyor. Pardon, bazı doğusalar hap kullanıyor. Bazıları tüplerini bağlatmış oluyor. Bazıları e, kondom kullanıyor. Bazıları hiçbir şey kullanmak istemiyor. Ama ben yine de onların hepsini uyarıyorum. İlk 18 ay yeni bir çocuk önermiyoruz bununla ilgili de bazı veriler var ee, özellikle olumsuz sonuçlarla karşılaştığımızı biliyoruz kadınların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi de bu dönemde cinsel ilişkiye girmek istemiyorum yani bana bir şey oldu ben artık istemiyorum değiştim bu çok normal bence burada önemli olan şey aslında e, bu konuları partnerinizle açıkça konuşabilmek yani ta ki kendinize hazır olana kadar cinsel ilişkiye girmeyebilirsiniz biz evet 6 hafta diyoruz ama biz bu vücut iyileşsin, yeni bir iyileşme dönemi yani vücut hazırlansın diye diyoruz. Burada Cinsel ilişki deyince tabi burada en önemli şeylerden biri sizlerin mental olarak hazır olması. Ama burada tabi en çok gördüğünüz şey, duyduğunuz şey e, çiftlerin tabi yeni doğan bebekle uğraştıklarından birbirlerine zaman ayıramamaları. Gerçekten baş başa hiç kalamamaları. O yüzden bu noktada bunu çok iyi konuşmanız lazım partnerinizle ve e, bu konuyla ilgili aksiyonlar almanız lazım. En önemli şeylerden bir tanesi tabi yeni doğan bebeği bebek yanınızda olmadan bir süre vakit geçirmeniz lazım sevginizi ifade etmenin başka yollarını bulmanız lazım. Ancak yine de ilk bir hafta doğumdan sonra ve daha sonraki ilk 6 ayda gerçekten bazı gebelerde işte e, mücadele olduğunu görüyoruz. Yani bir şekilde iştahsızlık, aşırı yorgunluk, devamlı şikayet, devamlı işte şura ağrıyor, bura ağrıyor. Çok böyle mücadele ettiğini görüyoruz, gözlemleyebiliyoruz, duyuyoruz. Gerçekten doğum sonrası depresyon, doğum sonrası postpartum hüzün, Bunlar hep duyduğumuz, gördüğümüz ve karşılaştığımız durumlar. Eğer böyle bir şey varsa yani mücadele veriyorsanız, ya yani tükenmiş hissediyorsanız kendinizi bence bir profesyonelden yardım istemelisiniz. Özellikle biz kadın nohomcular olarak ilk 6 ay görüyoruz e, doğurttuğumuz kadınları ama daha sonrasında artık çocuklarıyla baş başa kalıyorlar. Bu tip durumlar yaşıyorsanız yine kadın nohomcunuza bizlere ulaşabilirsiniz ya da psikiyatrik, psikiyatri doktoruna ya da psikologunuza ulaşabilirsiniz. Böyle şeyler olabiliyor. Ne yazık ki. Burada en önemli olan şey tabi bazen e, kadınlar bu noktada gebelik döneminde işte kilo almış oluyorlar. Yorgun hissediyorlar. Kendilerine bakımları biraz düşüyor. Ve kendilerini böyle çok güzel hissetmeyebiliyorlar. Bütün bunlar tabi partnerinizle oturup konuşup onun da desteğiyle atlatabileceğiniz kolaylıkla da atlatabileceğiniz durumlar. Ama unutmayın bence en önemlisi kendinize bu noktada çok iyi bakmanız. Tabi bu noktada e, fiziksel iyileşmeye ek olarak artık yeni bir aile olduğunuz için daha az uyku ve düzenli yeni bir rutininiz bu zamanla alışılacak bir durum. O yüzden hiç kendinizi üzmeyin eğer işler ters gidiyorsa. Dediğim noktalara biraz dikkat ederseniz çözülecektir. Çünkü insan zamanla her şeye alışıyor. Umarım bu video işinize yaramıştır. Umarım bu video doğum yapmış tüm gebelerimize, ee, annelerimize faydası dokunur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz bir beğendim tuşuna basarsanız bile videomu paylaşabilirseniz süper olur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum.